18 Haziran 2022 Cumartesi gününden iyi bir hafta sonu diliyorum tüm sevenlerime. Dostlar bugün neler var, neler yok? Bir gökyüzüne bakacağız. Önce bir yeryüzünde sağımıza, solumuza bakalım. Bir melek kart seçmek istedim. Deniz kızı ve Yunuslar destesiyle çalışıyoruz. Yaz sezonu. Denize gidenler, gelenler hadi bakalım suda böyle ferahlamanın hayalini kuranlar olabilir. Ben o yüzden sürekli bu günlerde her gün deniz kızı ve yunuslar destesinden seçiyorum. Deniz kızlarının ve yunusların enerjisini hissetmek için. Bakalım bugünün kartı nedir arkadaşlar? Şimdi tek tek yorumlamaya çalışacağım hayırlısıyla. Evet bakıyorum. Kendini bağışla diyor arkadaşım ve Eski suçluluk duygularını bırak ve Tanrı'nın kusursuz çocuğu olduğunu hatırla. Dostlarım, herkes zaman zaman hata yapabilir. Belki yaptığın bir yanlış, kendine yaptığın bir yanlış ya da bir dostlarına falan yaptığın yanlış seni bir hayli üzmüş. Biraz kırılgansın bu aralar. Kendine belki kötü davranıyorsun. Ben bunu yapmamalıydım sözlü veya zihinsel olarak belki sert kelimeler kullanarak kendini acımasızca eleştirdin. Şimdi arkadaşlar kendini yüksek standartlara yükseltmek istiyorsan, sağlıklı olmak istiyorsan, zihinen sağlıklı olmak istiyorsan ve ruhen sağlıklı olmak istiyorsan şunu düşün herkes hata yapar. Zaman zaman pişmanlık duymak da normaldir. O yüzden hataların farkına varman önemli olan budur arkadaşım. Şimdi bir şeyi tekrarlıyorsun. Bunu bugün 7 kez söylüyorsun veya yazıyorsun bir yere. Zamanın bütün yönlerinde hatalarımın bütün etkilerinin bozulmasını istiyorum. Ve şimdi bütün suçluluğu tümüyle bırakıyorum. Gerçek benliğimi her şeyiyle seviyorum. Çünkü sen Tanrı'nın kusursuz çocuğusun. Kendini bütün zaman boyutlarında affet ve artık karmanı düzelt sevgili dostum. Bu arada peri kızı da gerçekten peri kızı dostlar, periler inanılmaz derecede güzel olurlar. İnanılmaz bir ışıklar olur. Yeryüzünde ne kainat güzelleri, ne artistler, ne foto modeller hiçbiri onlara benzemez. Peri kızları ve peri erkekleri çok güzel olurlar. Ben onları görebiliyorum. Ne mutlu bana. Şimdi günün astrolojik değerlendirmelerine baktığımda arkadaşlar bir baktığımda şöyle böyle ay artık kova burcunda ilerlemeye başladı. Yeni bir yeni bir bilince ulaşıyoruz. Başarılarımız katlanarak artacak ne gibi başarılarımız? Bir kere kendimizi tanıma yolculuğumuz. Böyle geçmişten gelen birileriyle karşılaşmamız, önemli haberler alacağız arkadaşlar bugün. Ve aynı zamanda haberleşmelerde çok ileri düzeyler olabilir. Bugün bir telefon ya da laptop bakabilirsiniz yenilemek istiyorsanız en azından niyet edersiniz sevgili dostlarım. Kötü giden ilişkiler için ayrılık dönemi olsun. Ani ayrılıklara dikkat edin gitmesi gereken gidiyordur arkadaşlar. zaten sana ait değildir. Seninle ilgisi yoktur. O yüzden üzülmeye gerek yoktur. Ve pek çok insan bugün arkadaşlar kendilerini çok güçlü hissedecekler. Spora meyilli olacaklar. Çünkü Mars çok nadir olur. Yani Mars'ın Jüpiter'le kavuşumu var. Mars ve Jüpiter Koç burcunda kavuşum yapıyor. Koçlar haydi durmayın spora. Arkadaşlar bunu size değil kendime diyorum bir koç burcu olarak. Haydi bakalım koçlarla başlıyoruz. Neler var neler yok bugün. Koç burçlarına bir tane çekiyorum. Ay papyrus çıkıyor arkadaşlar. Önemli haberler kapıda. İkili ilişkilerde mesajlaşma var. Deniz seyahati gözüktü. Ve aynı zamanda... Böyle e, mücadele ettiğiniz, kazandığınız bir gündesiniz. Lütfen bakınız, eski hieroliflerle yazılmış olan diyor ki, yakın zamanda bir ev ya da mekan değişimi seninle olacak. Al ve kabul et. Bu aburşularına geldiğimde, dostlarım dönüşüm yaşayacaksınız. Kuyruğunu yutan yılan. Diyor ki artık derinin değişmesi gerekiyor. Sen de ev ya da mekan değiştirebilirsin. Bu dönüşüm mükemmel olacak sevgili boğa burcu. Ve resmi evraklarla ilgili çalışmalar yapacaksın. Düşmanını alt edeceksin. İkizler burçları en güzel kart sana geldi. Evet güneş kartı. Duaların tezahür etmiş sevgili ikizler burcu. Katı yürekli birisiyle ayrılık yaşamışsın. Bu seni çok üzmüş ve... Belki de yeniden bir şeyleri deneyeceksin. Yeni, dene, yeni denemen sana çok güzellikler getirecek bunu bil. Yengeç burçlarına geldiğimde yengeç burçları arkadaşlar bazı nasıl diyeyim telepatik güçleri çok kuvvetli olacak. Bugün telepatik güçleri çok kuvvetli olacak ve Neptün'ün işaretini görüyor musunuz? hayallerinde kurduğun bir ım, aşk var. Hayallerinde yaşattığın birisi var. Ondan bugün haber gelebilir. Aslan burçlarına bakıyorum. Evet aslan burçlarına da şuradan çekiyorum. Ay süper ya. Aslan burçları, kova burçlarıyla ilişkinde bir aksama varsa düzelecek. Kova burçlarıyla ilgili böyle bir çalışman olabilir platonik aşk varsa gerçekleşecek ve bugün yıldızın çok yüksek al ve kabul et aşkta işte her türlü dinlencede bir numarasın yıldızın yükseliyor sevgili aslan burcu evet başak burçlarına geldiğimde üç büyük duan var üçünün de duyulacağını söyleyebilirim yalnız bugün sevgili dostum bir dua et yani nasıl diyeyim 19 mucizesini hayatına katman gerekiyor. 19 kere Bismillahirrahmanirrahim'de istediğin bir sureyi örneğin Fatiha suresini 21 kere oku ve dileğini söyle hemen olacaktır. Bugün akşam bir mum yak mumun üzerine dileklerini söyle tek bir mum yakman gerekiyor. 3 taneye gerek yok ve dileklerini söyle evren seni duyacaktır. Terazi burçlarına geldim. Terazi burçları yol ayrımındasın. Aynı zamanda birilerine karşı öfkelisin. Biraz yıldızın düşük geldi. Sıkıntıda olabilirsin. Kendini çok güçsüz hissediyorsun. Fakat gücünü eline alacaksın. Birileriyle mücadeleye girişmişsin. Kazandığını görüyorum. Ve Akrep burçlarına geldiğimde bir miras olayı gündeme gelebilir. Eşinizle ya da partnerinizle bazı sorunlarınız var. Çözmek üzeresiniz. Yay burçlarına geldiğimde arkadaşlar bugün bir dedikodu ya maruz kalabilirsiniz. Cevabı vereceksiniz. Onları hani böyle lafı hızla döveceksiniz. İftira atanlar, dedikodu yapanlar sizden korksun. Bugün onlara vereceğiniz çok güzel cevaplarınız var. Ve geliyorum oğlak burçlarına. Oğlak burçları da sizin kartınız çıktı. Şeytan kartı, Satürn kartı çıktı. Evet, Oğlak burçları şüpheciliği elden bırakmak şüphelerinde haklısın. Partnerin seni aldatıyor olabilir. Kocağın, karın seni hani e, arkandan iş çeviriyor olabilir. İlle aldatma bir cinsellik aldatması değil. Belki birileriyle işbirliği yaptı, seni maddi manevi zorluğa sokuyor. Aldanma, aldatılma enerjisine karşı çok dikkat olun. Arkanızdan iş çevriliyor çevrenizde şeytani insanlar var. Kova boşlarına geldiğimde arkadaşlar harika kartlar geldi bugün ya bir tek oğlak burçları ama oğlak burçların da iyi. Yani planları o açığa çıkartacaklar yani. Geliyorum kova burçlarına. Kova burçları da bugün arkadaşlar duyacağınız haberle beraber iki işe girişeceksiniz veya İki ayrı yerden iş teklifi alabilirsiniz. İki ayrı kişiyle görüşme yapabilirsiniz. Maddi olaraktan bolluğa çağrılıyorsunuz. Morun bereketiyle bolluğa çağrılıyorsunuz. Jüpiter de sana diyor ki sabredersen iki ay içerisinde seni uçuracağım. Ve balık burçlarına geliyorum. Balık burçları bugün bir ziyaret yapabilirsin. Türbeye gidebilirsin ya da geçmişlerden birisiyle böyle geçmiş ölmüş bir geçmişine fatiha gönderebilirsin baş melek azrail ile çalış diyorsun ki baş melek azrail lütfen işte filanca kişiyi çok sevdiğimi söyle ölmüş annen baban varsa bir yakının varsa onlar onlara sevgini göndereceksin öbür ilahi boyutla bağlantın var bugün veya diyelim bir hayatına bir şey katmak istiyorsun arkadaşlar. Mesela diyebilirsin. Sevgili başmelek melek Azrail lütfen filanca kişiden bana işte yardım etmesini istiyorum. Ölmüş bir evliyadan yardım isteyebilirsin. Ölmüş evliya yardım eder mi? Eder arkadaşlar. Ben şeyhimin mezarına sürekli giderim. Allah böyle kurban olduğum bana her zaman yardım etmiştir. Mezarlardan yardım istenir mi? Evet istenir efendim. Biz doğulu insanlarız. Biz e, Orta Asya kökenli, işte Orta Doğu kökenli insanlarız. Batının ne dediği bizi hiç ilgilendirmiyor. Ha, analitik düşünenler düşünsünler, matematik düşünenler düşünsünler. Biz e, o kötü uğraşlarla uğraşan, yeri gelip bu dünyadan ayrılan kişilerle de bağlantı kurabilen insanlarız beğenmeyen varsa gidebilir arkadaşlar hepinizi çok seviyorum balık burçları sizde bir türbeye gidebilirsiniz bir evliyadan yardım isteyebilirsiniz bebek konusunda sağlık konusunda para konusunda evliyatullah yardıma gelir mi gelir efendim gelir gelir yardıma gelir arkadaşlar sizleri seviyorum Son olarak balık burcu sizin de bir hayaliniz gerçekleştirmek üzere onu bırakmayın lütfen. Dostlar bir sonraki videomda buluşmak üzere her gün günün yorumunu yapıyorum. Bazen enerji çalışıyoruz bazen melek kartlarıyla çalışıyoruz ama çalışmayı bırakmıyoruz. Hoşçakalın efendim.